Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda 2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavında çıkan geometri sorularına bakacağız. Evet, 31. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki şekilde birer uç noktaları ortak olan 6 tane doğru parçası ve aralarındaki açılar verilmiştir diyor. Bu doğru parçaları dikkat edelim, eğimler değiştirmeden hareket ettirerek üçüyle A üçgeni diğer üçüyle de B üçgeni oluşturacak biçimde aşağıdaki gibi kestiriyor diyor. Buna göre A üçgenin en büyük iç açısı ile B üçgenin en büyük iç açısının ölçüler toplamı kaç derecedir? Öncelikle bu birinci üçgenimize baktığımız zaman, yani A üçgenine baktığımız zaman, burada yeşille kırmızı arasındaki açımız, yeşille kırmızı arasındaki açı dikkat edelim. Buradaki açının kaç derece oluyor? 65 artı 40'tan 105 derece. Buradaki açımız ne olacaktır? 105 derece olacaktır. Peki sarıyla kırmızı arasındaki açımız nedir? 65 derece. Yani buradaki açı ne? 65 derecedir. Peki 75, 105 ise buradaki açı ne olacaktır? 75 olacaktır. 75, 65 ne olacaktır? 140'tan. Buradaki açı nedir? 40 derecedir diyoruz. Peki burada diyor ki A üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir? 75 derecedir burada. Peki B üçgene baktığımız zaman mavi ile mor arasındaki açımız kaç derece buradaki açı? 60, 55 derece, özür dileriz. Burası nedir? 55 derece. O zaman ters açıdan buradaki açıdan olacaktır 55. Peki siyahla mor arasındaki açıya baktığımız zaman siyah ve mor arasındaki açı 30, 25, 20, yani 45 artı 30'dan 75 derecedir. Siyahla mor arasındaki açı 75. Peki 75 ise buradaki iç açımız kaç derece olacaktır? 105 derece olacaktır. Buradaki B üçgeninde de en büyük iç açısı kaç derecedir? Burada 105 derecedir diyoruz. Bizden diyor ki bu açıların toplamı diyor. 75 artı 105 toplamı ne olacaktır? 180'dir diyoruz. 32. sorumuza bakalım. Bir ABC üçgeni için aşağıdaki ifadelerden üçünün doğru, birinin yanlış olduğu biliniyor diyor. Buna göre ABC üçgen çevresi diyor kaç birimdir diyor. Öncelikle bu ifadelere bakalım. BC, AC usulüne eşit. Önce ben bir ABC üçgenini çizelim arkadaşlar. ABC üçgenini çizdik arkadaşlar. Burada bize diyor ki BC usulünü AC usulüne eşittir diyor. BC ve AC usulünlüklerini eşit alalım. Diyor ki AB usulünü 16 birimdir diyor. AB usulünü 16 olsun. Bunu da doğru olarak kabul edelim. Ve burada bir de ABC üçgen alan 48 birim karedir. ABC üçgen alanda biz 48 birim kare kabul edersek acaba bunlar doğruluğu sağlıyor mu? Öncelikle ikizkenar üçgenimiz var. Ne yaparız? Tepeden tabana dikme ineriz. İnilen dikme tabanı ikiye bölecektir. Nedir? 8 ise 8 olacaktır. Üçgenin alanı 48 olması için yükseklik h diyelim. H çarpı 16 bölü 2 bize üçgenin alanı ne? 48'e eşittir diyoruz. Buradan 16 bölü 2 8'tir. 8'e böldüğümüz zaman nasıl yükseklik kaç? 6 olacaktır diyoruz. 6 8'ten o zaman bu sunuk 10. Bu sunuk da nedir? 10'dur. Eğer ki biz birinci ifadeyi doğru, buradaki ikinci ifadeyi de doğru ve buradaki dördüncü ifadeyi doğru kabul edersek o zaman ne oluyor? Bu üçüncü ifade ne olacaktır? Yanlış olacaktır. BC ile AC usulünü 12 vermiş. O zaman BC ile AC usulünü 20 olması lazım. O zaman bu üçüncü ifade nedir? Yanlıştır. Buna göre diyor ABC üçgenin çevresi diyor kaç birimdir? Şimdi ABC üçgenin çevresini topladığımız zaman ne olacaktır? 10 artı 10 artı 16 toplamı, yani 36'dır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 33. sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar çekirdek iplerin uzunluğu diyor 50'şer metredir diyor. Biz bu ipin uzunluğu kaç? 50 metre. Dikkat edersek 48, 50. O zaman bu uzunluk ne olacaktır? 14 olacaktır. 14, 48, 50 özel üçgeni. Biz buradaki açıya alfa açı dersek buradaki tanjant alfa nedir? Arkadaşlar tanjant alfa. Karşı bölü komşu, yani 48 bölü 14'ten ne olacaktır? 2 ile böldüğümüz zaman 24 bölü 7 olacaktır diyoruz. Ben buradaki üçgende arkadaşlar bu seferki iplerin kestiği noktadan yükseklik çizersek bizden bu uzunluğu istiyor. O zaman buradaki tanjant alfa da buradaki dik üçgende de küçük üçgende de tanjant alfa 24 bölü 7 olacaktır. Yani ben buraya 7K, buraya da nedir? 24K diyebiliriz. Burası da 24K'ya eşit. Peki şimdi büyük üçgenle diğer üçgene baktığımız zaman diğer üçgende de 30 var.
Uzunluk da aynı şekilde 50 metre. O zaman bu uzunluğumuzun olacaktır 40 metre olacaktır diyoruz. Peki buradaki üçgenlere de beta aç dersek, burada da tanjant beta 30 bölü 40'tan ne olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır tanjant beta. 3 bölü 4 olacaktır. Peki burada 3 bölü 4 oran varsa, o zaman buradaki üçgende de şöyle göstereyim. Yeşille gösterdiğim üçgende de 3 bölü 4 oran olacaktır. Yani yeşille gösterdiğim üçgen 3 bölü 4 eşittir diyoruz. 24K bölü ne olacaktır? Taban uzunluk da 7K artı 15'tir diyoruz. 7K artı 15'e. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3 çarpı 7 ne olacaktır? 21K artı 45 olacaktır. Eşittir. 4 çarpı 24 yani 96K olacaktır diyoruz. Buradan 21K'yı diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? 75K eşittir. Ne olacaktır? 45 olacaktır. Buradan K uzunluğu. Önce sadeleştirme işlemi yapalım. 15'e böldüğüm zaman 3. 75'i 15'e böldüğüm zaman 5. Yani K eşittir. 3 bölü 5'tir diyoruz. Bizden soru 24K istiyor. İpin yerden yüksekliği. 24K ne olacaktır? 24 çarpı 3 bölü 5. O da ne olacaktır arkadaşlar? 2 ile genişlettiğimiz zaman 24 çarpı 6 bölü 10 olacak. 24 çarpı 6 da arkadaşlar 144 bölü 10'dan yani 14,4'tür diyoruz. Yani cevabımız A seçeneğidir diyoruz. 34. sorumuza baktığımız zaman beslerinin dikdörtgen biçimindeki odasının üstten görünümü, odasındaki bazı uzunlukların santimetre türünden değeri ve odasının kapısı kapalıyken aynı hizada olan kapı ve duvarın görünümü şekil 1'de verilmiştir diyor. Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman arkadaşlar buradaki uzunluk 36 ise burası da 36 olacaktı. 52 ise bu uzunluk nedir? 52. O zaman buraya ne kalacaktır? Buraya 48 kalacaktır diyoruz. Biz şimdi kapıyı açtığımız zaman şu şekilde dayanıyor. 36 48'ten buradaki uzunluk ne olacaktır? 60 olacaktır. Yani buradaki su AC uzunluğu nedir? 60'tır diyoruz. Peki biz burada arkadaşlar şöyle yapalım. Hafiflendirme yaptığımız zaman ben buradaki açıya alfa, burası 90, burası beta. Aynı şekilde alfa ise ters açıdan buradaki z kuralından buradaki açıdan olacaktır. Alfa olacaktır. Şimdi buradaki açımız şöyle yazalım. Buradaki açı alfa. 90 burası ne olacaktır? Beta. Bizden soruda BC tahtanın uzunluğu yani BC uzunluğunu istiyor. Buradaki tanjant alfa dediğimiz ifade arkadaşlar neye eşittir? Karşı bölü komşu yani 36 bölü 48 olacaktır diyoruz. Onu da 12 ile böldüğümüz zaman ne olacaktır? 3 bölü 4'tür diyoruz. O zaman ben bu uzunluğa x dersem buradaki tanjant alfa da yani 3 bölü 4 olacaktır. Neye eşittir? Karşı bölü komşudan x bölü 60 uzunluğuna eşittir diyoruz. 4'e böldüğümüz zaman burası 15 olacaktır. Yani x eşittir 3 çarpı 15'ten 45 santimdir diyoruz. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, 35. sorumuza baktığımız zaman en kenarlı bir düzgün çokgen bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır diyor. Çekirde birer kenar ortak olan bir düzgün dokuzgen ve bir düzgün 12'gen ile bu düzgün 12'genin bir köşegeni verilmiştir diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki düzgün 12'gende öncelikle dış açı kaç derecedir dediğimiz zaman biz 360 bölü ne olacaktır? 12 diyoruz. O da ne olacaktır? Dış açı 30. Peki dış açı 30 derece ise düzgün 12'gende şöyle yapalım. Buradaki dış açı 30. O zaman şöyle köşegen çizdiğimiz zaman ne olacaktır? 15'e 15 olacaktır diyoruz. Uzunluklar eşit 15 15 ile bölünür. Burada kaç tane kenar görü buradaki köşedeki açı? 1, 2, 3 kenar görü. Dolayısıyla buradaki açımız şöyle silelim şimdi. Buradaki açımız ne olacaktır? 45 derece olacaktır diyoruz. Her biri 15, 15, 15 diye bölünecektir. Peki düzgün dokuzgene baktığımız zaman ben şimdi düzgün dokuzgende şöyle köşegen çizelim. Peki düzgün dokuzgende bir dış açı kaç derecedir dersek 360 bölü ne olacaktır? 9 olacaktır. Yani o da dış açı 40. Dış açı 40'sa iç açı ne olacaktır? Şöyle dış açı 40'muş. Şöyle çizersek şöyle yapalım.
Kısa açı 40 kısa. Ben şöyle köşegen çizdiğimiz zaman ne olacaktır? 20'ye 20 olacaktır. Yani bir kenar gören açı 20 derece. Peki buradaki açımız kaç kenar görecektir? 2 kenar gördüğü için ne olacaktır? Buradaki açı 40 derece olacaktır diyoruz. Şöyle onu kırmızıyla belirteyim. Buradaki açı ne? 40 derece. Buradaki açı da 45 dereceydi. Şurası 45, burası da 45. O zaman buradaki açı ne olacaktır? 5 olacaktır diyoruz. Buradaki açı da 40 dereceydi düzgün dokuzgenden. 140'tır düzgün dokuzgende iç açı kaç derecedir? Dış açı 40 ise iç açı 140'tır. O zaman buradaki açımız ne olacaktır? 100 derece olacaktır diyoruz. Bir üçgende iki iç açının toplam bir dış açı eşittir. Yani 5 ile 100'ün toplamı dış açı ne olacaktır? 105 derecedir diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. 36. sorumuza baktığımız zaman Berken bir kağıttan kestiği birer kırmızı yamuk, sarı dikdörtgen ve mavi kareyi şekilde göstermiştir diyor. Uzun kenar uzunluğu 7 cm olan dikdörtgenin diyor kısa kenar uzunluğu karenin kenar uzunluğu 2 katına eşittir diyor. Yani ben karenin kenar uzunluğuna A dersem dikdörtgen kısa kenar uzunluğu 2 katı 2A atmış diyoruz. Bize soruda diyor ki belki parçalan birer kenarlar paralel olacak biçimde önce şekil 1'deki gemiyi sonra şekil 2'deki evi oluşturmuştur. Gemiyi oluştururken sadece dikdörtgenin yarısını diyor. Evi oluştururken sadece karenin yarısını yamuğun altına koymuştur diyor. Berk'in evin çevresini diyor. Geminin çevresinden 2 santim daha fazla olduğu gözlemlenmiştir diyor. Berk'e evin çevresinin diyor. Geminin çevresine 2 santim fazla olduğunu gözlemlemiştir diyor. Buna göre sarı dikdörtgenin alanı nedir diyor sorumuzda. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman buradaki uzunluk ve buradaki uzunluklar birbirine eşittir. Aynı. Aynı şekilde buradaki uzunluklar da birbirinin aynısıdır. Bunlar birbirini götürecektir. Yani burada herhangi bir fazlalık yok. Peki buradaki uzunluklar, buradaki uzunluklar da aynı şekilde. Bunlar da birbirini götürecektir. Bunlar da herhangi bir fark yok. Eşitlik var. Aynı şekilde biz buraya baktığımız zaman ben bu uzunlukla bakın dikkat edersek bu uzunluk, buradaki uzunluk ve buradaki yeşille gösterdiğim bu uzunluklar da ne olacaktır? Toplamı bu uzunluğa eşittir. Burada da bir değişiklik olmayacaktır çevrede. Peki burada arkadaşlar buraya bakalım. Sarı dikdörtgen yarısı batmış. O zaman burası ne olacaktır? A. Burası nedir? A olacaktır. Buradan 2A gelecektir. Peki buradaki sarı dikdörtgene baktığımız zaman şöyle onu kırmızıyla belirtelim. Dikkat edersek bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk ne olacaktır? Bu sarı dikdörtgen bu uzunluğuna nedir? Eşittir diyoruz. Burada ne herhangi bir fazlalık veya da eksilik olmayacaktır. Peki buraya baktığımız zaman sarı dikdörtgen bu kenar uzunluğu 2A. Burası da nedir? 2A'dır burada. Burada bir fazlalık oluşacaktır. Peki buraya bakalım. Buradaki karemizin bir kenar uzunluğuna A dersek burası da nedir? A. Buraya baktığımız zaman bu karenin de yarısı batmış. Yani burası nedir? A bölü 2. Burası da nedir? A bölü 2'dir diyoruz. Peki şimdi arkadaşlar burada fazlalıklar nelerdir dediğimiz zaman buraya bakalım. Buradaki uzunluk A ne olacaktır? 2A olacaktır. Buradan da A'ya A 2A olacaktır. Yani ne oldu? Burası 4A olacaktır fazlalık. Peki buraya baktığımız zaman buradaki fazlalığımız A bölü 2 A bölü 2 A. 2A 2A daha 4A artı bir de A olacaktır buradaki fazlalıkta. Bunların farkı neye eşittir? A eşittir. Fark neye eşittir? Aynı zamanda çevresi farkı 2'dir diyoruz. Yani A eşittir ne? 2. Buna göre sarı dikdörtgenin alanı diyor. A 2 ise sarı dikdörtgen bir kenar uzunluğu ne olacaktır? 4 olacaktır. Alan nedir? 4 çarpı 7'den yani 28'tir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 37. sorumuza baktığımız zaman birim karelerden oluşan ve yukarıdaki bir kısmı verilmiş bir kağıdın üzerine köşelerinden ikisi K ve L olacak biçimde bir eşkenar dörtgen çiziliyor diyor. Buna göre çizilen eşkenar dörtgen köşelerinden biri hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz diyor. Şimdi öncelikle biz eşkenar dörtgen çizdiğimiz zaman
Biz burada eşkenar dörtgenin K ve L noktalarını kenar kabul edersek, yani K ile kenar uzunluk olarak kabul ettiğimiz zaman ne olacaktır? Şu şekilde 2 4'ten 2 kök 5 olacaktır. Peki biz bunu devam ettirirsek aynı şekilde 2 4'ten 2 kök 5, yani şuraya gelecektir. Karenin bu köşesine gelecektir. Dolayısıyla C köşesine gelecektir. Bunu atıyoruz. Peki bunu devam ettirdiğimiz zaman aynı şekilde 2 4'ten 2 kök 5, yani B'nin de bu kenarına gelecektir. Bu köşesine gelecektir. Dolayısıyla B de olamayacaktır. Peki şimdi K ve L'yi köşegen alırsak, peki diyorum. K L noktası burada olsun. K L köşegen düşündüğümüz zaman burası da A olsun. Dolayısıyla A uzunluğun K'ya olan uzunluğuyla A noktasının L'ye olan uzunluğu ne? Eşit. Biz şimdi buradaki A karesinin bu uzunluğunu ele aldığımız zaman bu uzunluk kaçtır arkadaşlar? Şöyle bakalım. 1'e 1, 2, 3 kök 10 birim uzunluk olacaktır. A'nın buradaki karenin K'ya olan uzunluğu kök 10. Buradaki karenin de ya buradaki L'ye olan uzunluğuna baktığımız zaman bu uzunluk da aynı şekilde kök 10'a kök 10. Dolayısıyla nedir? A da olamayacaktır. Peki biz bunu E için baktığımız zaman şöyle yapalım. Bu sefer buradan 1, 2, 3, 4, 5'e buradan da 1, 2, 3, 4, 5, yani buraya baktığımız zaman E'nin K'ya olan uzunluğu nedir? 5 kök 2'dir. Aynı şekilde E'nin L'ye olan uzunluğu da ne olacaktı? 5 kök 2 olacaktı. Neden? Çünkü burası 7 birim, burası da 1 birim. Burası 7'nin karesi artı 1'in karesinden, burası da 5 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla nedir? E nokta E karenin kösesi de olamayacaktır. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? D şıkkıdır diyoruz. 38. sorumuza baktığımız zaman bir tiyatroda oyuncuların sahneye çıkabilmesi için hazırlanan özdeş 5 basamaklı taşınabilir bir merdiven bazı boyutlar aşağıda verilmiştir diyor. Bu merdiven her bir basamağın üst yüzüne zemine paralel, yan yüzü ise zemine diktir diyor. Şimdi merdiven basamaklarının tamamı dikdörtgen şeklindeki kırmızı bir halıyla halı hiçbir taraftan sapmayacak biçimde şekildeki gibi kaplanmıştır. Şimdi bu merdivenin genişliği y olsun diyoruz. Öncelikle arkadaşlar bakın bunlar eşit. Bu uzunluk, bu uzunluk, bu uzunluk, bu uzunluklar eşit. Biz bunu ne olacaktır? Şöyle gösterelim. Buradaki yeşille gösterdiğim, şöyle yeşille göstereyim. Dikkat edersek buradaki yeşil boyalı bölge, buradaki yeşil boyalı bölge, burası yeşil boyalı bölge. Bu yeşil boyalı bölgelerin alanlar toplamı ne olacaktır? Arka, bu sahne, bu basamağın arka kısmının uzunluğuna ne olacaktır? Eşit olacaktır. Arkası ne olacaktır? 1.4, burası y olacaktır. 1.4 çarpı y olacaktır. Yani yeşille gösteren uzunlukların toplamı nedir? 1.4 çarpı nedir? Y'dir diyoruz. Artı diyoruz. Biz bu sefer peki mavi ile gösteren uzunluklara baktığımız zaman buradaki mavi uzunluk, bu mavi uzunluk, bu mavi uzunluk, buradaki mavi uzunluk, buradaki mavi alanların toplamı ne olacaktır? Burası da tabanın alanına eşit olacaktır. Şu şekilde taban alanımız da nedir? 1.1 çarpı y olacaktır. Bu da 1.1 çarpı nedir? Y'den. Topladığımız zaman ne olacaktır? 2.5 çarpı y olacaktır. Bunların toplamı, yani halının alanını veriyor. O da nedir? 10 metre kareye. Buradan y kaç olacaktır? Buradan y eşittir 4'tür diyoruz. Peki y 4 ise bizden soruda diyor ki çevresi kaç metredir diyor. Biz bunu açtığımız zaman bu halıyı, bu halının uzun kenarı ne olacaktır? 2.5 metre olacaktır. Uzun kenar 2.5 metre, kısa kenarda nedir? 4 metre olacaktır. Çevresi ne olacaktır? 2 parantezinde 2.5 artı nedir? 4 diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman 2.5 artı 4'ten ne olacaktır? 6.5, 2 ile çarptığımız zaman cevap 13'tür diyoruz. 39. sorumuza bakalım. Elif dikdörtgenler prizması biçimdeki bir tahta bloğu kullanarak boyunu ölçmek istiyor. Bu ölçme işlemi için duvara yasladığı tahta bloğun her seferinde farklı bir yüzünün üzerine çıkarak boyunu duvarın hizasında ölçüyor ve duvara şekildeki gibi işaretliyor diyor. Şimdi
Elif'in işaretlediği noktalarını iniyor. Yerden yüksekliği 177, 182, 187 santimdir. Elif'in bu tahta bloğun burası X olsun diyoruz. Dikkat edersek bu yükseklikler arasında 5'er santim fark var. 177, 182, 187, 5'er santim fark var. Dolayısıyla ben buraya X dersem bu uzunluk 5 santim fazla. X artı 5 diyelim. Burası da 5 santim az. Burası da X eksi 5 olsun. Ortanca uzunluk nedir? 177. Yani ben Elif'in buradaki boyununa da H dersek ne olacaktır? H artı X uzunluğu neye eşittir buradan? Ortanca uzunluk 182'ye eşittir diyoruz. Peki H artı X 182'den ben buradan H'ı bulmak istiyorum. Yani X'i bulursam Elif'in boyunu bulmuş oluruz. Ama buraya baktığımız zaman tahta bloğun diyor. Yüzey alanı 3700 santimetre karedir diyor. Şimdi tahta bloğun yüzey alanını biz nasıl buluyoruz? İki parantezinde diyoruz. Ne olacaktır? X çarpı. Şöyle parantez açalım. Ne olacaktır? X çarpı diyorum. X eksi 5. Artı ne olacaktır? Bu sefer X çarpı X artı 5. X çarpı X artı 5. Bu sefer x eksi 5 çarpı x artı 5 diyoruz. X eksi 5 çarpı nedir? X artı 5. Peki 3700 bunların toplamı neye eşitti? 3700'e. Peki 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktı? 1850 olacaktı. Bunları çarpalım önce. İçeriye dağıtırsak ne olacaktır? X kare eksi 5x olacaktır. Buradan x kare artı 5x olacaktır. Peki burada da baktığımız zaman 2 kare farkından dolayı burası da x kare eksi 25 olacaktır. Neye eşittir? 1850'ye eşittir diyoruz. 2'ye böldük. 1850. Peki buradan x kare artı x kare artı x kareden 3x kare olacaktır. Eksi 5x artı 5x gidecektir. Bir de eksi 25 olacaktır. Eşittir neye? 1850'dir diyoruz. Peki eksi 25'i diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? 3x kare eşittir. Ne olacaktır? 1875 olacaktır diyoruz. Biz buradan da 3'e böldüğümüz zaman x kare eşittir. 625'tir diyoruz. X kare 625'e eşitse ne olacaktır? X uzunluk buradan 25 santimdir diyoruz. Peki x uzunluk 25'miş. H artı x 182 de. Dolayısıyla H uzunluk ne olacaktı? 182. Yani H eşittir diyelim buradan. Ne olacaktı? 182 eksi 25 olacaktır. Buradan da 12'den 5 çıkarsa 7, yani 157 santimdir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 40. sorumuza baktığımız zaman ayrıtlarından ikisinin uzunluğu 2 ve 3 birim olan özdeş 3 dik dörtgenler prizması birer yüzler ortak olacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriyor diyor. Özdeş dediği için bu uzunluklar nedir? Eşit x, x, x olacaktır. Daha sonra bu prizmalardan biri şekil 2'deki gibi diğerlerinden ayrılıyor. Diğer şekil 2'de elde edilen iki dikdörtgenler prizmasından birinin yüzey alanı diğerinin yüzey alanından 40 birim kare fazla olduğu biliniyor diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bu uzunluklar 2'ye 3, burası nedir? 2x olacaktır. Peki bunun yüzey alanını bulmak istediğimiz zaman ne olacaktır? İki parantezinde ayrılan ikişer ikişer çarpımı yani 2x çarpı 3 artı 2x çarpı 2 artı 2 çarpı 3 olacaktır. Peki buranın yüzey alanına baktığımız zaman burası da yine ayrılar 3'e 2. Burası da x. Bunun yüzey alanında ne olacaktır? İki parantezinde 3 çarpı x artı 2 çarpı x artı 2 çarpı 3'ten 6 olacaktır diyoruz. Şimdi biz buranın yüzey alanına baktığımız zaman burası 6x, burası 4x, 10x olacaktır. 10x artı 6 olacaktır. Yani iki parantezinde burası 10x artı 6'dır diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman burası da nedir? İki parantezinde 5x artı 6 olacaktır diyoruz. Burası da 5x artı 6. Peki biz bunların diyor ki biri diğerinden diyor 40 birim kare fazladır diyor. 40 birim kare fazlaysa bunların farkı ne olacaktır? Şöyle iki parantezinde ne olacaktır? 10x artı 6 eşit olacaktır. İki parantezinde nedir? 5x artı 6'dan söyle
kaç birim kara faza? 40 birim kara faza artı 40'a eşit olacaktır diyoruz. Bu da ne? İki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 2'ler 2'ler. Bunu da 40'ı da 2'ye böleceğiz. O zaman 20 olacaktır. Buradaki 10x artı 6 eşittir 5x artı 6 artı 20 olacaktır. 5x'i diğer tarafa atalım. Ne olacaktır? 5x olacaktır. 6'lar da burada dikkat edersek birbirine götürecektir. Yani 5x eşittir 20 olacaktır. Buradan x uzunluk nedir? 4'tür diyoruz. Bizden sonra da dikdörtgenler prizmasının hacmi diyor. Çekirdeğindeki kısmın hacmi. Buradaki kısmın hacmi ne olacaktır? Bu uzunluk x 4'tü. 3x ne olacaktır? 12 olacaktır. Şimdi ve hacim nedir? 12 çarpı 3 çarpı 2 olacaktır. O da nedir? 12 çarpı 6'dan 72 birim küptür diyoruz. Yani cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet değerli öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2022 soruların çözümünü yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.